Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahilazim ve etubi ile el-mabahat. Mesela kardeşlerim, cuma namazıyla ilgili bilgileri fıkhi hükümlerden bahsediyor. Gidip geçen hafta bir derse başlamıştık ve Kur'an'da, sünnette cuma meselesini görmüştük. Kısmen de cumanın tarihçesini anlatmıştık. Bu bilgileri şöyle kısaca bir hatırlayarak yeni dersimize başlayalım inşallah. Cuma gününe Araplar Arube derlerdi daha evvel. Allah Celle Celaluhu bu mübarek günü Yahudi ve Hristiyanlara da, ehli kitaba da zamanında vermiş, kıymetlerini bilememişler. İnşallah biz kıymetini biliriz. Allah-u Teala bizi öyle eylesin inşallah. Cuma namazının bu adı cema'a, Arapçada bir araya getirmek. Cema'at, cami hep oradan geliyor. Müslümanlar toplu halde birlikte namaz kıldıkları için de denilmiş. Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar işkence, eziyet altında idiler ve genellikle ibadetlerini gündüzleri yapıyorlardı. Bir araya gelerek toplu bir şekilde namaz kılma imkanları yoktu. Dolayısıyla Mekke döneminde cuma farz kılınmadı. Ancak Akabe biatlarından sonra sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab bin Umayr'ı Medine'li Müslümanlarla gönderdiğinde daha sonra ona haftada bir gün cuma günü toplanıp beraber namaz kılmalarını yazıyla tebliğ buyurmuştu. Onlar da Esad bin Zürare'nin bir bahçesinde bir araya geliyor. Cuma namazı yani birlikte cemaatle namaz kılıyorlardı ama bu farz olan cuma değildir. Farz olan cuma, sevgili Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret buyurduklarında Kuba'ya eriştiler. Orada Kuba Mescidini yaptılar. 14 gün, 15 gün kaldılar. Orada Medine-i Münevvere'ye hareket ederken bugün Mescid-i Cuma'a diye ziyaret edilen Ranuna Vadisi'ndeki yere geldiklerinde farz kılındı ve ilk cumayı orada kıldılar. Ranuna mevkiinde. Böylece cuma Müslümanlara Medine'de farz kılınmış oldu. Kur'an-ı Kerim ve izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumâ'a fes'av ilâ zikrillâh ve zerul bey ayeti kerimeleriyle bunu duyurdu. Geçen hafta cuma için nida olunduğunda yani ezan okulup davet edildiğinde hemen ona koşun. Koşmaktan maksat vakarı bozmadan iştahla, acele, ibadete, coşkuyla gidindir. Yoksa süratle koşmak anlamında değil. Müslüman namaza bile gelecek olsa koşarak gitmez. Vakarlı gider. Koşun yani onu aşkla, iştahla gidin, alışverişi bırakın diyordu. Cuma daveti olduğunda Müslüman erkeklere ticaret, alışveriş haram kılınmıştır bununla. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cumanın kendisi hakkında, kılınmasının fazileti hakkında, o gün kazanılacak sevaplar hakkında birçok hadis-i şerifler söylemişler. Biz bunları görmüştük bir kısmını geçen dersimizde. O bakımdan tekrar ekleyeceğiz inşallah. Kur'an, sünnet ve o günden bugüne aradan geçen bu kadar çağlar boyunca bütün bir sünnet-i Muhammed hep cuma namazını kılmışlar. Dolayısıyla hakkında icma sadır olmuştur. Yani cuma namazının farz olmasının delili bir, Kur'an-ı Kerim, iki, hadis-i şerif, üç, icma-i ümmettir. Dolayısıyla cuma namazının farziyetini inkar eden dinden çıkar. Kafir olur. Cuma namazını kılmayan fasık olur, günahkar olur, farziyetini kabul ettiği halde. Üç cumayı üst üste kılmayanın Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinin katledileceğini beyan buyurdu. Mühürleneceğini. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de kafirler için kullanılır. Katamallahu ala kulubihim ve ala sazihim. Mesela. Allah muhafaza buyursun, kalp katmolursa, mühür basılırsa, aynı belediye bir binayı mühürler ya, artık içeri giriş mümkün değildir. İçeriden de birisi dışarı çıkaması haliyle mühür bozulur. Kalp mühürlenirse içeriye bir daha iman giremez. İçerideki küfür de dışarı çıkamaz anlamına gelir. Korkutucu bir ifadedir.
Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayra teşvik, kötülükten de korkutma babında böyle şiddetli hadisleri vardır. Bunlar korkutmak için diyoruz ya da iyilik olsaydı teşvik için diyoruz. Yoksa Cuma namazının farziyetine iman etmiş bir mümin üç Cuma'yı üst üste kılmadığı zaman biz ona kafir nazarıyla bakmayız. Namazı terk edenin kafir olup olmaması konusunda mezheplerin ihtilafını geçen sene görmüştük. Bizim Hanefi mezhebimizde namaz kılmayan suçunu kabul ediyor, boynunu büküyorsa buna kafir denmez ama ondan da büyük günah yok. Dinden çıkıp gavur olmak hariç. Öyleyse Cuma namazı çok önemli bir ibadettir, menfaatli bir ibadettir. Çünkü Müslümanları bir araya getirmektedir. Allah Celle Celaluhu toplu halde zikir edilmektedir. Ayette beyan buyurduğu gibi fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine sa'y edin, koşun diyor. Tabi zikir burada geniş manadır. Namaz bir zikirdir, okunan hutbe bir zikirdir. Hutbenin içerisinde Müslümanlara lehinde ve aleyhinde bilmesi gereken bilgilerin ya da İslam devletinin o günkü yöneticilerin yönetim açısından faydalı zararlı şeyleri bildirmesi, bunlar hep güzel şeylerdir. Dolayısıyla bir mümin Cuma namazına katılmakla çok büyük menfaatler elde edecektir. Cuma namazı kimlere farzdır? Erkek olmak, kadınlara farz değil. Hür olmak, esir ya da tutsak hapislere farz değil. Mukim olmak, yolcu ya da bir memlekette, 90 kilometreden ötede bir memlekette 15 günden daha az kalmaya niyet eden bir Müslüman Cuma namazı kılmasa da olur. Kendisine farz değildir. Kılarsa da o günün öğle namazı yerine geçer. Ama kendisine Müslüman vacip değildir. Cuma namazına engel olacak bir özürün olmaması lazım. Özür deyince neler olabilir? Hastalık olur. Teşli olur, kötürüm olur, koma halindedir değil mi? Yoğun bakımdadır. Kördür de elinden tutup götürecek imkanları, adamı yoktur. Veya düşman korkusu vardır kendisiyle cami arasında. Hava şartları uygun olmaz. Çok anormal şartlar dünyada görülebilir her zaman olmasından. Çok şiddetli soğuk, sıcak veya işte kar tipi, fırtına bunlar da mani olabilir. Korku da olabilir. Bir eşkıya, bir terör mesela, bir düşman camiyle kendisinin arasında. Bu gibi can ve mal korkusu içerisindeyse bir Müslüman, Allah Celle Celaluhu ona Cuma'yı sormaz inşallah. Cuma namazı sahih olması için, bu artık yeni dersimize başlamış oluyoruz. Bunlar geçen haftaki verdiğimiz bilgilerin bir özelliğidir. Cuma namazının sahih olması için gerekli şartlar. Sahih olması, yani biz onu kıldığımız zaman geçerli olması demektir. Kabul olması başka bir şeydir. Bazen bununla ikisini karıştırırız. İyi niyetle karıştırırız. Yani kabul olması için der bazıları. Arkadaşlar, bütün şartları yerine getirerek kılınsa bile kabul edip etmemek Allah Celle Celaluhu'na aittir. Biz sadece şartlar yerine gelmiş midir, gelmemiş midir ona bakarız. Cuma namazın kabul olunabilmesi için bazı şartlar vardır. Farz olan adamlara. Bu başka bir şey. Cuma namazın farz olması kimlere aitti? Şimdi gördük. Erkek olacak, hür olacak değil mi? Yolcu mukim, yolcu olacak, olmayacak, misafir olmayacak, mukim olacak. Engel olmayacak hastalık gibi, korku gibi vesaire. Tamam, bunlar yok. Bir adam namazını kıldı. Cuma'yı kılacak. Bunun geçerli olabilmesi için bazı şartlar olması lazım. Bir, birinci şart, Cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olmasıdır. Şehir veya şehir hükmünde deyince bugün bizim ülkemizde kasaba, belediyelikler akla gelebilir. O da yani ilçeler kastediyorum ben. Yoksa belde belediyelikleri filan da değil. Onların çok bir kıymet harbiyesi yok.
Dolayısıyla hükümet bile o belediyelikleri kaldırmayı düşünüyor artık. Kasaba. Yani içerisinde bütün bu konuştuklarımızı bir İslam devleti olarak kabul edin. Bugünkü devlet yapısı İslami bir devlet, yöneticisi İslami bir yönetim olmayabilir. Bizim kastettiğimiz İslam ülkesidir, Darül İslam. Bu İslam ülkesinde bir yönetici vardır. Bu yönetici başkent olsa mesela devlet başkanı veya onun görevlendirdiği insanlardır. Validir, hakimdir ya da bir başkası imam olarak görevlendirmiştir. Bir şehrin şehir olabilmesi için oranın bir yöneticisinin olması lazım. Mahkemesinin olması lazım. İnsanlar anlaşmazlığa düştüğü zaman onların anlaşmazlıklarını hukuk önünde çözecek bir mahkeme, dolayısıyla bu mahkemenin görevlendirilmiş bir hakimi olması lazım. Bu suçluları tutup götürecek, emniyeti sağlayacak, mahkemenin gücünü hayata geçirebilecek müeyyideye sahip zaptiyenin, bugünkü tabirle polisin, jandarmanın olması lazım. Böyle bir yer ancak şehir hükmündedir. Bunlar yoksa şehir hükmünde değildir. Öyleyse Allah Celle Celaluhu ancak böyle yerlerde Müslümanların bir araya gelerek cuma namazını kılmalarını istemiştir. Bu uygulamaya baktığımız zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında cuma namazı bir yerde kılınmıştır. Bir yerde. Peygamberimizin mescidinde. Halbuki siz biliyorsunuz öbür tarafta başka mescitler de vardı. Medine'de ziyarete gidiyorsunuz. Mescid-i Kıble'de, Kuba'dan. Mesela Kuba epey bir mesafede 3700 vakımda kalmış mesafe olarak. Öyle bir uzak bir mesafesi olmasına rağmen cuma namazı için gelirlerdi. Avali dediğimiz etrafta banliyö çevre yerleşim bölgelerinden de her zaman gelmezler. Gelenler gelir, gelmeyenler gelmezdi. Buradan anlaşılıyor ki onlara cuma namazı farz değil. Yoksa bir gelip bir gelmemezlik olmaz. Her hafta gelmek mecburiyetinde kalırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması da bu olunca bütün bunlar sonuçta bir fıkıh, bir hüküm ifade ediyorlar. Mesela Hazreti Ali'den bir rivayet. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını söyledik. Bir mescitte kılınıyordu ama şunu da söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan açıklayıcı bir söz nakledilmemiş. Bilmiyoruz. Bilmeyince de bu hususta delil olarak elimizde sahabenin uygulaması, Peygamber Efendimiz'in uygulamasını nakledilmesi ve ondan sonraki uygulamalar devreye giriyor. Böyle olunca da ihtilafın çok olması gayet normaldir. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'tan şu sözler nakledilir. Cuma namazı, teşrik tekbirleri, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları yalnız kalabalık şehir ve kasabalarda kılınır. Kalabalık şehir ve kasabalarda kılınır. Bu rivayetin sağlamlığı hadis kitaplarında rivayet edilmiş. Bazı kaynaklar veriyor kitabımız. Teknik detay olduğu için onları geçelim inşallah. Peygamberimizin uygulaması, Hazreti Ali Efendimizin bu sözü, Ebu Hanife Efendimiz'e, mezhep sahibimize şu kanaati ifade ettiriyor. Diyor ki Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, valisi, hakimi, sokak, çarşı ve mahallelere olan yerleşim merkezleri kalabalık şehir niteliğindedir. Demek ki Ebu Hanife'ye göre şehir olması, niye bahsediyor bu şehirden? Dolayısıyla içinde cuma namazının farz kılınması için değil mi? Ne olması lazımmış? O şehrin, o kasabanın valisi olması lazım. Hakimi, mahkemesi olması lazım. Sokak ve çarşı, mahalleleri olması lazım. Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın birinci büyük talebesi, bu da bir müçtehit.
Ebu Hanife Hazretlerine uymasaydı kendisi müstakil bir mezhep bile kurardı yani. Ama hocasının usulü üzere devam ettiği için Ebu Hanife mezhebi, Hanefi mezhebinin içerisinde mezhepte müştehittir. İmamı Muhammed de böyledir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed iki büyük talebesidir. Bunlar en meşhur talebeleridir. Birisi ilmini devam ettirmiş. İmam Muhammed de Ebu Hanife'nin meclisinde konuştukları bütün hükümleri kitaba geçirmiştir. Onun da böyle bir hizmeti vardır. Yani konuşulanlar elimizdedir elhamdülillah. Ebu Hanife'nin fıkhını İmam Muhammed yazmış, bize aktarmıştır. Bu iki imam çok önemlidir. İmam-ı Azam bir yerde, bu iki imam onun karşısında da olabilir. Her zaman hocaları İmam-ı Azam'la aynı görüşte olmayabilirler. Bu gayet normaldir. Bu ilimdir. İlimde hürriyet vardır. Özgür ve bağımsızdırlar. Delillere bakar, incelerler. Delile göre konuşurlar. Kur'an, sünnet esas olandır. Dolayısıyla kendileri bir kanaate varmışlarsa o kanaati hocamızın hatırıdır diye atmaz. Bu ilimdir. Bunu beyan ederler. Tabi bu nezaket de olur. Asla dövüş kavga olmaz değil mi? İhtilaf-ı ümmeti rahmetün. Ümmetinin fikir ayrılığı bu ameli konularda, dünyevi hükümlerde rahmettir diyor. Nasıl rahmet olur? Sıkışırsak, İmam-ı Azam'da bir çıkış, bir kurtuluş, bir rahatlık bulamazsak, diğer iki imamın görüşünü alırız, rahatlarız elhamdülillah. Yani o da İslam'dır, İslam hukukudur, fıkhıdır. Bu da İslam fıkhıdır. Hepsinin dayandığı Kur'an ve sünnettir. Yani bu ihtilaflara böyle geniş bakmasını öğreneceğiz. Onun için bilgili Müslümanlar arasında fikir ayrılığı hiçbir sorun teşkil etmez. Asla kavgaya, nizaha sebep olmaz. Bu açıdan büyük bir ilmi özgürlük Müslümanlar arasında vardır. Ve Batı dünyası buna hayran kalmaktadır. Bu açıdan Müslümanları çok takdir ederler. Hasreten Ebu Hanife'nin metodunu. Yani Ebu Hanife ders verirken mescitte, tabi mescit o zaman böyle mescit değildi. Mescit üniversiteydi. Şimdi bile Araplarda camia derler, üniversiteye. Mescit, üniversiteydi. Bir köşesinde fıkıh dersleri okunur, bir köşesinde hadis, bir köşesinde Kur'an kıraatı vesaire. Tartışarak giderlerdi. Yani İmam-ı Azam her bir talebesine bu konudaki fikrini sorar. O da büyük bir alimdir, hazırlıklıdır, bilgisi var. Kendi katındaki bilgiyi ortaya koyar, başkası. En son İmam-ı Azam kendi bilgisini ortaya koyar. Haklı oldukları yer varsa kabul edilir. Üzerinde ittifak edilen görüş İmam-ı Muhammed tarafından yazılır. İhtilaf varsa o da öyle yazılır, tespit edilirdi. Bunlar ne güzel faaliyetler. Ebu Hanife cuma namazının farz olması için ne diyor? Şehir olması lazım. Onun da özelliği bir yer kalabalıksa, valisi varsa, hakimi varsa, caddesi, sokakları varsa, insanlar alışverişlerle ihtiyaçlarını karşılıyorsa oraya şehir denir. Ebu Yusuf'unki biraz daha farklı. Diyor ki Ebu Yusuf, halkı en büyük mescide sığmayacak kadar kalabalık olan yerleri şehir sayıyor. İnsanlar o kadar kalabalık ki bir camiye sığmıyorlar namaz kılmak için. Velev ki en büyük camisi olsa bile. İmam Muhammed'e göre yöneticileri şehir olarak kabul ettikleri yerler şehirdir diyor. O da daha devlet açısından teknik bir tanım getiriyor. Devlet bir yere şehir dediyse şehirdir, değilse şehir değildir. Sonuç, cuma namazı şehirde yaşayanlara farzdır, köyde yaşayanlara farz değildir. Mer'a'da yaşayanlara, böyle obalarda yaşayanlara cuma namazı farz değildir. Ha toplanır kılarlarsa başka mesele değil mi? Hastalar, körler veya kadınlar, geçen dersimizde gördük. Cuma namazı kendilerine farz değildi. Ama gider kılarlarsa, değil mi? Kadın gider cuma namazını kılarsa o günün öğle namazı kendisinden düşer. Yani sahihti, geçerlidir. Köylüler de cuma namazı kılarlarsa bir yerde toplanır.
aralarından bir imam seçerlerse bu cuma namazının kabul olması başka bir şeydir. Ama onların üzerine farz olmaması başka bir şey. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Yoksa kılandırsa kabul olur. Peki bu görüşe diğer mezhepler ne demişler? Müellifimiz Allah razı olsun, hayırlı ömrünü uzun eylesin. Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamız bunları da yazmış. Müslümanlara bir fikir vermesi için bu konuda. Çünkü bu konudaki fikirlere gerçekten ihtiyacımız var. Bu mesele bilinmediği için Türkiye'de cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı tartışması çıktı. Ve bir müddet iyi niyetli birçok Müslüman kardeşlerimiz yeterli fıkhi bilgileri bilmedikleri, bilen insanlara talebelik yapmadıkları için cuma namazını kılmama gibi bir hataya düştüler. Hamdolsun şimdi o görüş yavaş yavaş terk edildi. O kardeşlerimiz cuma namazına geliyorlar. Tekrar söylüyorum. Cuma namazı kılmıyorlardı. Kötü niyetli değillerdi belki ama bilgi noksanlığı vardı. Bu bilgi noksanlığını gidermemiz lazım. İşte üstüne bir düşen vazife olarak hocamızdan diğer mezhepler bu konuda ne söylemiş? Ona da bir değinerek sadece Hanefilerin görüşünü almamış. Bu konudaki eksiklikleri tamamlamak ve okuyucularına doğru görüşü aktarmak istemiş. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, Allah her ikisinden de razı olsun, bu konuda nüfus sayısını ölçü olarak almışlar. Onlara göre 40 tane akıllı, bülü çağına ermiş, ergin, hür ve mukim erkek, yaz, kış bir köyde oturuyorlarsa orası şehir hükmündedir. Onun için ilk defa duyduğumuzda bize çok garip gelmişti. Arkadaşlarımız ve İmam Hatip diğer kutluluklarla o tarafta Şafi'ler çok kendi köylerindeki vaziyeti anlatırlardı. Bazen köyde sayarlar hocam. Kaç olduk? Sayıyor. İşte 30-31 çıkın hele bittiği adam daha toplanır erkek. Namaz kılmıyor, gelmek istemiyor derler, gel kardeş ya namaz kılmıyor diye. Bir cami, minnet tutar camiye getirirler. Kaç oldu? İşte 39, birisi daha lazım. Böyle bekledikleri de onu derlerdi. Bir yerin şehir olabilmesi için en az demek ki 40. Kendisine cuma namazı farz olan, kim cuma namazı farz kendisi olan insan? Erkek, hür, akıl bali, mukim, insan. Yaz kış bir yerde bu kadar bir nüfus varsa onlara cuma namazı farz olur demişler. İmam Malik mescidi çarşısı olan her yerleşim merkezi şehir sayılır demiş. Bu da yerleşim merkezi fikrini esas almıştır. Mescidi olan, çarşısı olan her yerleşim merkezi şehir sayılır diyor. Köy ve şehir kelimeleri böyle olunca eş anlamlı olur. Çünkü bizim köyde de sokak var, dükkan var, değil mi? Çarşısı var, pazarı var, ihtiyaçlarına karşılanıyor. Orası da bir şehir hükmüne girer. Cuma namazının küçük yerleşim merkezlerinde de kılınabileceğini söyleyenlerin dayandığı deliller. Kitabımız sayfa 391, kitaptan takip eden arkadaşlarımız o maddeleri görebilirler. Şimdi burada cuma namazının küçük yerleşim merkezlerinde de kılınabileceğini söyleyenler bazı delillere dayanıyorlar. İşte mesela Ebu Hureyre Bahreyn'de görevliyken Hazreti Ömer'e cuma namazının durumunu sormuş. Ömer de radıyallahu anh kendisine nerede olursanız cuma namazı kılınır demiş. Şimdi bu görüşlerin, tabi bu görüşlerin tenkidi de var karşılıklı. Birisi böyle diyor. Bu görüşü kabul etmeyelim, ona verdiği bir cevabı var. Bu uzar gider arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu çok teknik detaya, ayrıntıya girmeyelim. Buradan bize bir fayda çıkmaz. Sonuç itibariyle Ebu Bekir el-Cessas, Ahkam-ı Kur'an müellifi, Hanefi mezhebinin büyük imamlarından der ki, eğer köylerde cuma namazı kılmak caiz olsaydı, şehir hakkında olduğu gibi insanların ihtiyacı yüzünden bu da tevatüre nakledilirdi. Peygamberimiz bunu söylerdi. Ashab-ı kiram
Yok böyle bir rivayet. Onun için bu konuda son söz şöyle söyleyelim. Cuma namazı şehirde kılınır, köylerde kılınmaz. Yani köyde cuma namazı farz değil, şehirde farzdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına örnek vermiş kitabımız sayfa 393'te. Burada da güzel bilgiler veriliyor ama biz bunların bir kısmını sohbet esnasında tekrar söyledik. Mesela bunların içerisinde aklımızda kalması lazım gelen en önemli husus, bir kere daha söylemekle altını çizmiş olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında cuma namazı sadece bir yerde, Mescid-i Nebevi'de kılınırdı. Mahallelerdeki mescitlerde cuma namazı kılınmazdı. Bizim köyde şimdi 3 tane cami oldu. Bir vaiz gelirse birisinde konuşuyor, öbürleri boş kalıyor. Ben acizane dedim onlara, şu cuma namazını büyük camide kılsanız, mahallecilik fikriyle pek üstü kabul görmedi. Bundan sonra da hiç görmez çünkü bir camiye sığmazlar artık. 3 cami oldu. 2 camiyken biz bunları söylemiştik. Buradan şu çıkıyor. Hala cumanın coşkusunu daha yüreklerde hissedebilmek için çarşıdaki küçük mescitler eğer ihtiyaç yoksa cuma günü kapatılıp büyük camilerde kılınması tavsiye edilir. Bu kadar ihtilafın üstünde. Böyle yapılmazsa o zaman size doğrudan söyleyelim. Siz sevgili kardeşlerim cuma namazını büyük camilerde. Mesela başka bir ihtilaf. İkinci bir ihtilaf. Cuma namazının sahih olmasının şartı bu şehir ve kasabalar. Hani valisi, müftüsü, hakimi, mahkemesi, efendim bu güvenliği sağlayacak polisi, jandarması, İcra gücünün olacağı yerlere şehirler denir demiştik ya. Bu şehirlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de bir yerde namaz kılması düşünülerek kılınan cuma namazlarının bir yerde olması lazım geldiğini, o bir yerin de ya o şehrin en büyük camisi, Cami-i Kebir Ulu Camisi veya en kıdemli, en eski, ilk yapılan camisinin olması lazım geldiğini, dolayısıyla diğer yerlerdeki kılınan cumanın cuma olmayacağını söyleyenler de çıkmıştır. Bu görüş özellikle de bugünler düşünülecek olursa zayıf kalır. İmam Şafii bu görüştedir ama kendisi Bağdat'a gelince büyük bir kent, Müslümanların bir camiye sığmadığını gözleriyle görmüş ve ayrı ayrı yerlerde namaz kıldıklarını görmüş ve sükut etmiştir. Yani inkar etmemiş, yasaklamamıştır kendi arkadaşlarını. Dolayısıyla bu bir zarardı. Ya bugün düşünün Maraş, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, burada Müslümanlar cuma namazı kılacak olursa bunların hepsini değil mi bir yerde toplamak, yani ne top sahası, ne meydanlıklar kabul değil, parklar kabul değil. Onun için cuma namazı bir şehirde değişik yerlerde de Allah'a göre kılınır. Allah Celle Celaluhu bu dini kıyamete kadar vakit tutacak ve İstanbul'un bu kadar büyüyeceğini Cenab-ı Allah elbette ki biliyor. Dinde zorlama da yoktur üstelik. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine bakıyoruz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah vus'unun, gücünün, takatının üstünde bir teklif, bir mükellefiyet, bir sorumluluk yük yüklemez. Bütün insanlar böyle bir şehirde bir yere toplamakta zorluk vardır. Allah Celle Celaluhu la yuridu bikumul usr, size asla zorluk dilemez. Bilakis tam tersine bize yüsür, yani kolaylık diler. Siz de bütün işlerinizde yesiru ve latunu tuassiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru, müjdeleyiniz. Ve la tunefiru, nefret ettirmeyiniz. Ne kendinizden, ne Müslümanlıktan. Bu bir İslam'ın ölçüsüdür. İslam, kolaylık dilidir. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, haram olmadıkça işlerin daima kolay olanını seçerdi.
Bazı Müslümanlar var, Müslümanları zorlaştırmakla, yokuşa sürmekle daha takvalı olacağını zannediyorlar. Takva ile zorluğun, fıkıhtaki zorluğun alakası yoktur. Yanlış anlaşılmasın. Bir adam 2 rekat kılıyorsa onun sevabını alır. 200 rekat kılıyorsa 200'ün sevabını alır. O başka bir şey. Gücü yettiği kadar kılsın değil mi? Bu başka bir şey. Yani çok amel etmek başka bir şey. Ama dinde zorlaştırmak o ayrı bir şey işte. O bakımdan bu kadar kalabalık insanların bir yerde toplanması mümkün olmadığından bunun da cuma namazının sıhhatine bir zararı olmayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. İmamlarımızın bu görüşünü kabul ediyoruz. Hanefilere göre diğer mezheplerin, hatta Hanefilerin içerisinde İmam Muhammed ve Ebu Yusuf da dahil diyelim, diğer üç imamın, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik'in söylemediği, sadece İmam-ı Azam'ın söylediği bir husus vardır. O da devlet başkanı ya da görevlendirdiği bir imamın arkasında cuma namazı sahih olur. Yani Hanefi fıkıhçılarına göre cuma namazı için izin gerekir. Kimden? İslam devletinden. Kimden? İslam devletinden. Hemen peşinden söyleyelim. İslam devleti olmayan yerlerde yaşayan Müslümanlar ne olacak? Cuma namazı farz değildir İmam-ı Azam'a göre. Mesela Almanya. Bu misali vermek kolay gelir. Mesela Amerika. Mesela İtalya. İslam devleti değil. Fakat Müslümanlar yaşıyor. Mesela İspanya. Bir araya gelirler Fransa'da. Bir araya gelirler, razı oldukları bir imamı önlerine geçirirler ve cuma namazını kılarlarsa cumaları sahihtir. O gün yeniden öğle namazlarını kaza etmeye gerek yoktur. Yani öğle namazı, cuma namazı olmadı demeye daha doğrusu gerek yoktur. Ve Türkiye'de böyledir en azından diye. Yani Müslümanlar kendi aralarında bir Müslüman imamı öne geçirir, razı olur ve arkasında namaz kılarlar ise cumaları sahihtir. Ancak bu açıdan ben cuma namazı kılmıyorum dese bir insan bu meseleden dolayı bizim de ona söyleyeceğimiz çok bir söz yoktur. Yani cuma namazı için Ebu Hanife özel olarak İslam devleti ve onun iznini şart koşar. Peki niye diye bütün imamların koşmadığı şartı Ebu Hanife koşuyor? Nedir Ebu Hanife'ye böyle söyleten? Delili ne? Biliyorsunuz bütün imamlarımız kafasında bir hüküm vermez. Delili vardır. Ya Kur'an'dan, ya sünnetten, kıyas ve icmadan. Başka deliller de var. Onları daha belki dersimizde fıkhın delilleri olarak asli ve fer'i görmüştük. Ebu Hanife'yi bu kanaata vardıran şu hadisi şeriftir. Diyor ki Peygamberimiz, kim cuma namazını ben hayatta iken veya benden sonra adaletli veya cahil, yani zalim bir imam varken onu küçümseyerek veya inkar ederek terk ederse Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işini bitirmesin. Hadis-i şerifi İbn-i Mace ikamede rivayet etmiş. Mecmu'uz Zevaid 2. cilt 169'da 170'de hadis-i şerif var. Ve kitabımızın 394. sayfasının dipnotlarında hadisin hadis kritiği açısından incelenmesi de var. Tekrar edelim, ne diyor Peygamberimiz? Kim cuma namazını ben hayatta iken, bizi bu tarafı şu anda doğrudur ilgilendiriyor, veya benden sonra, evet biz ondan sonra yaşıyoruz değil mi? Sonra
adaletli veya cair, zalim bir imam varken, şimdi yoksa imam, şart bu işte. Adaletli veya adaletsiz, zalim bir imam varken, küçümseyerek, inkar ederek cumayı terk ederse, Allah Celle Celaluhu iki yakasını bir araya getirmesin, işini bitirmesin, tamamı erdirmesin diyor Peygamberimiz. Burada neye şart koşuyor? Adaletli veya zalim de olsa bir devlet başkanını şart koşuyor. Öyleyse bu devlet başkanı İslam devleti olmazsa ya da görevlendirdiği birisi olmazsa cuma namazı sahih olmaz diyor. Neden? Arkadaşlar, Ebu Hanife böyle söylüyor. Diğer imamlar böyle söylemiyor. Neden Ebu Hanife böyle söylüyor? Hadis-i şeriften. Hikmeti nedir? Şudur. Ebu Hanife fevkalade devlet, toplum, medeniyet şartlarına uygun bir mezheptir. Dolayısıyla tarihte devlet olan bütün devletler uygun düştüğü için genellikle Hanefi mezhebini devlet mezhebi olarak kabul etmişler. Yani insanların bir arada yaşamaları, bir devlet, bir toplum, bir medeniyet içerisinde ilişkilerini götürmelerine Hanefi mezhebi çok uygundur. İnsan temel hak ve hürriyetlerine de Hanefi mezhebi çok dikkat eder. Hanefi mezhebi birlik ve beraberliğe, asayişin korunmasına, toplumsal barışa çok dikkat eder. Bu hadis-i şerifi temel alınmasının sebebini bizim hukukçularımız şöyle açıklıyorlar. Bakmayın şimdi siz böyle olduğuna. İmamlık çok büyük bir meslektir. Ve bir cemaatin önüne çıkarak namaz kıldırmak ve haftada bir cuma okumak, onlara vaazı, nasihat etmek, bilgi sunmak o toplumun en muteber işinin, insanının kârıdır. İslam toplumu olsaydı cuma namazını ya devlet başkanı, ya görevlendirdiği valisi, hakimi veya görevlendirdiği bir imamı devlet başkanı adına okunacak ve ona hürmet edilecekti. Şimdi bu toplumda, bu sistemde, yani toplum Müslüman ama devlet Müslüman değil, laik bir devlet. Milletvekili seçiminde ne oluyor? Bırakın siz milletvekili seçimini, muhtarlık seçiminde neler oluyor? Ne kavgalar, ne rekabetler, ne hırslar, ne yarışmalar oluyor. Eğer bu toplum İslam devleti olsaydı, mahalle muhtarlığından çok seviyesi yüksek olan cuma namazını kıldırma şeref ve haysiyeti kime ait olacaktı? Hangi kabileye? Hangi gruba? Herkes bizden olsun diye yarışa gireceklerdi. Senden olur, benden olur. Sen kıldırırsın, ben kıldırırım. Bu şerefli vazife bize daha uygun düşer. Biz sizden daha önemli insanlarız diyerek insanlar kavgaya gidebilirlerdi. Bu kavgayı devlet birisini görevlendirmekle bitirmiş olur. Eğer devlet olmasa ve bu iş meydanda kalsa gene insanlar mahalle muhtarı sen olacaksın, ben olacaksın gibi İslam devletinde bu şerefli hizmeti sen yapacaksın, ben yapacağım gibi rekabetle fitneye düşebilirler, kavgaya düşebilirler, birbirlerini kırabilirler, incitebilirler. Bu asayişsizliktir. Bunu önlemek için Peygamberimiz böyle söylemiştir, imamı şart koşmuştur ve İmam Ebu Hanife de bunun üstünde duruyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz bunu delil getirerek, madem ki devlet yok, o zaman cuma namazı da farz değil dediler ve yıllardır cuma namazını kılmadılar. Hatta bazı alimler vardı geçmişte, özellikle köylerde yaşarken cuma namazına gitmezler. Köylü bunu anlamamıştır. Ama onlar ilmiyle biliyorlardı ki kendilerine cuma birkaç cihetten farz değildi. İmam yoktu, yaşadıkları yer köylü şehir değildi vesaire yani. Cuma'ya gitmemelerine sebep olur. Hatta sizin şehrinizde bile zamanında
hiç evinden dışarı çıkmamış, çok Müslüman değil mi? Dindar insanlar var. Evinden hiç dışarı çıkmamış adam. Cuma namazı nerede kılıyor öyleyse? Kılmıyorsa günahkar mı oluyor? Onun bir görüşü var. Cuma namazı benim üstüme farz değildir. O zaman biz de diyoruz ki Cuma namazını Allah emrediyor Kur'an'da. Ve izâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma fes'au ilâ zikrillah. Peygamberimiz tesbih buyuruyor. İmam-ı Azam'ı müstesna tutarsak diğer bütün müştehitler de bu şartı da getirmiyorlar. Cuma namazını kılmak ve onun menfaatlerini devşirmek kılmamaktan daha hayırlıdır. Öyleyse sevgili kardeşim, bugün Cuma namazını kıldırmak için insanlar arasında velev ki adil ya da zalim bir imam olmasa bile bir kavga çıkıyor mu? Sen kıldıracaksın, ben kıldıracağım diye fitne çıkıyor mu? Çıkmıyor. Maksat hasıl oluyor mu? Oluyor. Öyleyse kılmamanın sebebi ne olur? Yok. Bir sebebi yok. Kılmamız lazım. Ama bilmemiz lazım ki İmam-ı Azam'ın böyle bir görüşü de var. Biz Cuma namazımızı kılmamız lazım. Müslüman yöneticiler Cuma'ya ilgisiz kalır ve önemli bir sebep olmaksızın Müslümanları namaz kılmaktan men etmek isterlerse. Yöneticiler Cuma'ya ilgisiz kalır ve önemli bir sebep olmaksızın Müslümanları namaz kılmaktan men etmek isterlerse, onların bir imamın arkasında toplanarak Cuma namazı kılmaları mümkündür ve de geçerlidir. Razı olduğumuz bir imam varsa Cuma namazını kıldıracak bilgisi var, imanı var her şeyden evvel. Salih bir insandır. Arkasında kılarız. Ha birisi kalkıyor diyorsa ki efendim bizim mahallenin imamı gavur. Adamın itikadı bozuk, dini yok. Canım sen de onun arkasında kılma da bunun yüzünden Cuma'yı da terk etme. Öteki mahalleye git ya. Memleketin bütün imamları böyle değil ki yani. Yani ne demek istiyorum? Kılmamak için bahane arayacağımıza, Allah'ın emri doğrultusunda kılmak için bahane ararsak bol bol buluruz ve sevabımızı alırız, menfaatinden yararlanırız inşallah. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız Darül Harp'te bile bir araya gelerek Müslümanlar namaz kılsa geçerli olacağını beyan buyuruyor. Bu bütün kitaplarımızda böyledir. İmam Nasuhi Bilmen'i herhalde özellikle söylemesinden maksat müellifimize aşağı yukarı Türkiye Müslümanların hepsinin evinde onun ilmihali vardır. Bir mübarek, hürmete şayan, saygın bir alimimizdir. Allah ondan razı olsun. Mezarı pür nur olsun inşallah. Gelelim cemaat sayısına. Arkadaşlar, Cuma namazının sahih olmasının bir şartı da cemaatin olmasıdır. Ne kadar? İşte burada ihtilaf. İmam-ı Azam der ki imamdan sonra iki kişi daha olacak. İki talebesi der ki imamdan sonra üç kişi daha olacak. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel 40 Müslüman olacak demişlerdi. Değil mi? Görmüştük değil mi? Sayarlardı diye köyde. 39 var. 40'sında bunun hele öyle gelin derlerdi. Yani. İmam Malik enteresan bir görüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kıtlık olmuştu bir sene. Müslümanlar çok perişan haldeydi. Cuma günü ezan okundu. Efendim, Peygamberimiz de hutbedeydi. Dışarıdan bir ses geldi. İşte falanın Şam'dan kervanı gelmiş. Ey Müslümanlar müjde dediler. Açlık var, kıtlık var ya. Millet çok sevindi. Açlıktan kurtuluyorlar. Açlık çok kötü bir şeymiş. Biz tatmadık pek bilmiyoruz ama Allah kimseye açlıkla terbiye etmesin derler. Açlarımız doyursun inşallah. Millet mescitten fırladı ve kervana doğru sevinerek koştu. Peygamberimiz hutbede kala kaldı. 12 kişi cemaat. Ve izara'u ticareten ev lehven
infaddu ile ve terakuke kaimen. Ticaret kervanını görünce ya da bir eğlenceyi oraya doğru koştular ve seni hutbede ayakta öyle bıraktılar. Ayet-i kerimin devamını okumayalım. Tehdit var çünkü ashab-ı kiramın. Şimdi o diyor ki bu hikayeyi almış. Burada diyor Peygamber Efendimiz'in yanında 12 kişi vardı ya. Cuma'yı kılsalardı geçerli olacaktı. Demek ki 12 kişi de olurmuş diyor. Nereden ne hüküm çıkarıyorlar görüyor musunuz imamlarımız? Bu olay yaşandı mı yaşandı. Herkes biliyor. Bunu anlatan diyor ki çoğu kimisi ben orada 12 kişinin içindeydim diyor. Kimisi ben de gidenlerin arasındayım diyor. Utanarak anlatıyorlar. İmam Malik de oradan bir hüküm çıkartmış. Şimdi buna göre bunları bir daha el alalım. İmam Azam neden iki kişi diyor? Çok enteresan. Arap değil arkadaşlar. Konuda ayet yok, hadis yok. Ne var? Arap dili özelliği var. Arapça, Arap dil bilgisini bilen kardeşlerimiz bilirler ki müfret tekil kişi için, bir kişi için, iki kişi için tesniye, üç ve daha fazla insan için cemi kelimesini kullanırlar. Bizde genellikle tesniye iki kişilik yok. İki kişilik ifade olmaz. Ama Araplarda bu var. Gittiler dediğin zaman bizde iki kişi de gitmiş olabilir, üç de olabilir, 300 de olabilir. Ama Arapçada iki kişi gitti başka, üç ve daha fazla gitti kelimesinin ifadesi başkadır. Arap diye edebiyatında. İyi güzel de kardeşim. Yani bunlar diyorlar ki infaddu, oraya doğru koştular, seni yalnız bıraktılar. Hep çoğul geliyor. Çoğul olması için en az kaç kişi olması lazım? Üç kişi olması lazım. Arapça dil bilgisine göre. Güzel de Arapça dil bilgisi alimleri de kendi aralarında ihtilaf etmişler. Bazıları demiş ki iki kişi de cemi olur, çoğul olur. Ne yapacaksın şimdi? Öyle de bir görüş var. İki kişi de çoğul sayılır diyor. İşte İmam-ı Azam üç ve daha fazlası çoğul sayılır diyen Arapça alimlerinin dil bilgisi kuralından imamdan başka en az üç kişi daha olacak demiş. İki kişi de çoğul sayılır diyen Arapça dil bilgisi üstadlarının görüşünden delil alarak İmam Muhammed ve Ebu Yusuf iki kişi cemaat da olsa olur demiş. Çünkü Arapça böyle söylüyor demiş. Öyleyse bizim mezhebimize göre iki imamla beraber üç veya üç imamla beraber dört kişi olsa cuma namazı için yeterlidir. Şafii ve Hanbeliler için ne demiştik demin? 40 kişi. İmam Ahmet de 12 kişi olsa da İmam Malik demiş. Vakit ne zamandır? Öğle namazı. Bir gün bir seyahate gider de saat 10'da 11'de cuma namazına davet edip namaz kıldırırlarsa hiç şaşırmayın. Deyin ki bizim bilmediğimiz bir şey durum var. Başka bir mezhebin görüşü demek ki. Ne mezhebin görüşü da? Hanbelilere göre cuma namazı cuma günü güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani güneş doğduktan yaklaşık 30-40 dakika belki daha da aşağıda zamandan başlar, öğle namazının vakti çıkıncaya kadar devam eder. Saat 9'da Hanbelilerin arasında yaşarsanız mesela Yemen'de, mesela Arabistan'ın Necip bölgesinde saat 9-10'da cuma namazı kılak diye ezan okurlarsa hiç şaşırmayın. İtiraz da etmeyin. Gidin bir de böyle bir cuma kılın. Zarar yok. Cuma namazının bize göre vakti ne zaman? Öyle ikindiye kadar kılınır ama Şafii ve Hanbeli'ye göre de öyledir. Değerli kardeşlerim, bitirmeye gayret edelim dedik ama anlaşıldı ki bitmeyecek. Biz bu dersimizi burada bırakalım. Cuma namazının sahih olabilmesi için bir iki şart daha vardır. Bunlardan bir tanesi hutbedir. Bir de cuma namazı ile ilgili bazı meseleler var. Özellikle zuhru ahır meselesi.
Çok soruluyor. Neden kılıyoruz? Kılmasak olmaz mı? Kılmayanlar ne kazanıyor, ne kaybediyorlar? Önemli bir konudur. Onun için diyorum yetiştiremeyiz. O bilgileri de almamız lazım. Böyle bir ders bir daha sene, ya yapılır ya yapılmaz yani. O konuyu da atlamadan detaylı geçelim diye dersi burada bırakalım inşallah. Bu hutbe, diğer bazı konular ve zuhru ahir meselesini önümüzdeki haftaya bırakalım. Allah izin verirse inşallah. Subhanallah bu kadar da biz de kalma yasıkımız. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.